Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte yanımda görmüş olduğunuz ofisimizin yepyeni hem kurgu hem oyun bilgisayarını inceliyoruz. Bu arada bilgisayar itopya.com tarafından bizlere özel olarak hazırlandı arkadaşlar. Böyle bir ihtiyacımız olduğunu söyledik biz kendilerine. Onlar da bize bu güzel sistemi hazırlayıp gönderdiler. Şimdi bu bilgisayarla tabii ki de oyun da oynayabiliyoruz. Çünkü canavar bir bilgisayar oldu arkadaşlar. Ancak klasik oyun bilgisayarı gibi incelemeyeceğiz. Tabii ki de FPS değerlerini falan göreceksiniz. Ancak ben daha çok içinde neler var, kurguda ne işimize yarayacak vesaire bunlardan bahsedeceğim. Ama oyunları çok fazla görmeyeceğiz mi dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Tabii ki de FPS değerlerini öncelikle bir göstereceğiz sizlere. Ondan sonra ben içindeki parçaları anlatmaya başlayacağım. Şimdi gelin FPS değerlerine bir bakalım. Oyunlarımıza baktık. İsterseniz şimdi bilgisayarı anlatmaya başlayayım. İlk önce içindeki işlemciden bahsedeceğim. İşlemcimiz Ryzen Threadripper 2990WX. Ciddi manada pahalı bir işlemci olduğunu söyleyelim. İşlemcinin içerisinde 32 çekirdek ve 64 iş parçacı bulunuyor. 3 GHz varsayılan frekans arkadaşlar, dilersek 4.2'ye kadar çıkabiliyor. 12 nanometrelik bir mimariye sahip işlemci, aynı zamanda 250 watt'lık bir TDP değeri bulunuyor. Hemen şundan da bahsedeyim. Böyle güçlü bir işlemciyi ciddi manada soğutmamız da gerekiyordu arkadaşlar. O yüzden sıvı soğutucu tercih edildi. Sıvı soğutma tarafında Thermaltake'in FloRing 240 diye bir modeli kullanılmış. Bu arada 2i ile birlikte yazılıyor. 2 adet 120 mm'lik RGB ring fanları sahip olan sıvı soğutma aynı zamanda RGB kontrolcüsüyle birlikte geliyor. Şimdi gelelim anakartımıza arkadaşlar. Yani bütün parçaların üzerine eklendiği parçaya. MSI X399 SLI Plus bir anakartı burada tercih etmişler. Tercih edilmesindeki sebep de şu arkadaşlar. Hemen alt tarafında bir tekerlek var. Bununla birlikte kademeli bir şekilde overclock yükseltmesini destekleyen bir anakart. Bu sayede overclockla birlikte tabii ki de daha yüksek performanslar elde edebiliyorsunuz. Anakart üzerinde 8 adet RAM takabileceğiniz boş yuva var arkadaşlar. Aynı zamanda bu yuvalar 3600 MHz'e kadar destek sağlıyor. Biz sadece 2 tanesini doldurduk. 16, 16, 32 GB toplam RAM'imiz var. Anakartın maksimum RAM desteği de 128 GB. Şimdi gelin bizim için ve sizin için de öyle olduğunu tahmin ettiğim en önemli parçamızdan bahsedelim. Ekran kartımız arkadaşlar. Tabii ki de günümüzdeki en güncel oyunların en yüksek ayarlarda oynayabileceğiniz bir ekran kartı tercih edildi. Burada RTX 2080 Ti Trio takılı arkadaşlar üzerinde. Bu kartın öne çıkan özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. MSI'nin geliştirmiş olduğu Twin Frozen soğutma tasarımı burada mevcut. Bu sayede bu kadar büyük ve güçlü bir kart ferah bir şekilde çalışabiliyor. VRAM'imiz 11 GB, mimari olarak da DDR6 kullanılmış. Üzerinde RGB ışıklandırması falan filan var arkadaşlar. Zaten kasanın her yeri ışıklı mışıklı. Onları zaten siz arka planda görüyorsunuz. Tek tek değinmenin çok bir mantığı yok. Şimdi RAM'lerden bahsedelim biraz. Adata XPG D41 modeli var arkadaşlar. İki tane gördüğünüz gibi yan yana takılı 16, 16, 32 GB olmak üzere aynı zamanda 3200 MHz hızında çalışıyorlar. 32 şu an için tabii ki de rahat rahat yeterli olacaktır ama boş slotumuz var. İstersek onu dediğim gibi 128'e kadar yükseltebiliyoruz. İlerleyen günlerde böyle kafamıza eserse takarız oraya bir RAM geçeriz. İsterseniz kasaya geçelim. Zira bayağı büyük ve bayağı ağır bir kasamız var. Kasa tercihinde Thermaltake'in Wheel 71 modeli kullanılmış. Dediğim gibi çok büyük bir kasa. Taşırken iki kişi anca taşıyabildik. 4 tamper cam var. Üst tarafta çok fazla cam görmeye alışkınız. Bu modelin üst tarafı da cam. Ayrıca kasamız standart olarak 4 RGB aydınlatmalı fanla birlikte geliyor. 3 tanesi önde bu fanların, bir tanesi de arkada. Depolamadan bahsedelim. Adata SX6000 Pro modeli kullanılıyor. M.2 olan bu SSD'miz arkadaşlar aynı zamanda 256 GB'lık bir depolamaya sahip. SSD'mizin 2100 MB'lık okuma, 1200 MB'lık da yazma hızı var. Ciddi rakamlar diyebiliriz. Ek olarak da günlük depolama için arkadaşlar 2 TB'lık Seagate'in Barracuda serisi
serisinden bir hard disk kullanılmış içinde. Güç kaynağımızdan da bahsedelim. O bile RGB arkadaşlar, yani ışıklı mışıklı. Thermaltake'in full modüler özelliği olan 750 watt'lık bir güç kaynağı burada kullanılmış. Aynı zamanda güç kaynağı 80 Plus Gold sertifikası diye bir sertifikaya sahip. Modülerliğinden de bahsedelim. Modülerlik şu şekilde oluyor arkadaşlar. Güç kaynağından normalde bir sürü kablo çıkıyor. Hani gereksizleri kullanmıyoruz vesaire. Bunda öyle değil. Sadece gerektiği kadar kabloyu gerektiği kadar yere bağlıyoruz. Gereksiz olanları hiç bağlamıyoruz bile. Böylece kasanın içinde gereksiz bir kablo kalabalığı olmuyor. Yine burada böyle renkli renkli kablolar var kasanın içinde. Dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Onlardan da bahsedelim. Thermaltake'in TT Mod Rainbow Sleeve diye bir modeli arkadaşlar. Böyle kasanın içinde hoş güzel bir görünüm sağlıyor. Kablolardan da bahsettik arkadaşlar. Genel olarak unuttuğum bir şey olmadığını düşünüyorum. Uzunca yıllar rahatlıkla oyunumuzda oynayacağız. Kurgumuzda yapabileceğiz arkadaşlar. Bu bilgisayarla birlikte. Fiyatından bahsetmedik. Dolar kuru çok değişiyor arkadaşlar. Hani ben size ortalama fiyat söyleyeceğim. Zaten direkt hazır sistem olarak şu an bu bilgisayarı toplayamıyorsunuz. Ben size ortalama fiyat söyleyeyim. Yaklaşık 35 bin 40 bin lira arasında böyle bir bilgisayarı rahatlıkla toplayabiliyorsunuz. Fiyat biraz pahalı arkadaşlar, farkındayım ama burası bir iş yeri. Sonuçta iş yerin ihtiyaçlarına göre hazırlandı bu bilgisayar. Tabii ki de siz kendi evinize toplayacağınız zaman sistemi daha düşük tutabilirsiniz ya da ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ha tabii benim kişisel fikrim şu arkadaşlar. Böyle cebimde çılgın bir para var. Bilgisayar almak istiyorum. Parayla ilgili bir sorun yok. Gidelim böyle bir bilgisayarı alırım. Arkama yaslanırım. Oyunumu da oynarım. Böylece videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte ofisimizin yeni kurgu bilgisayarı, aynı zamanda yan çarı oyun bilgisayarı olan makineyi inceledik. Kafanıza takılan herhangi bir soru varsa hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca videomuzu şuradan beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Harbiden şu araba parası ya.